Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabah kahvaltısı hazırlayacağım. Demliklerimi ocağa koydum. Tavamı da koydum. Çayımı bu şekil içine attım. Çayımı yaptım. Tavama yağımı koydum. 3 tane gördüğünüz gibi 3 tane yumurtalarımı biraz yağla bu şekilde güzelce çırpıyor. Çırpalım. Ekmek kızartmanın size püf noktası. Tavamızın altına attık. Güzelce ekmeklerimizi bu şekilde dilimliyorum. Bayar ekmeklerimiz böyle. Sıyalım. Hep gelin. Değerlendirelim de. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bilmiyorum. Tavamız altını biraz daha açalım. İki ekmeğim daha var. İki. Patates kızartacaktım. Hem de ekmeklerim değerlendi. Ali Gülcan'a bir seslen. Kalksın. Anlamıyorum ki tavanın sesini. Açtım. Kahvaltı yok sen. Kahvaltımız hazır olduğunu söyle. Manzaramızı da çek güzelce anneciğim. Manzara. Manzara, güzel manzara annem. Bugün Gülcan var, eşim var. Güzel sabah kahvaltımızı saat 10 olmuş. Dışarıda güzel bir güneşimiz var. Bugün balkonumuza yine koydum. Güzel bir şekilde ekmeklerimi kızarttım. Yumurtalı ekmeğimi. Gördüğünüz gibi zeytinim var. Karadut reçelim var. Tulum peynirim var, tereyağım var, peynirim var. Burada gördüğünüz gibi fişne mermelatı var. Şu güzel manzarayı bir dışarıyı göstereyim. Bir de Gülcan'la Ali Bey'i
Eşimi göstermek istiyorum. Çiçek bir tane açmış annem kırmızı. Gördün mü? Bir tane de tomurcuk var. Kış çok güzel günde çiçek açmış. Vay be. Ver bir de sizi göstermek ben istiyorum. Ben gösterdim babamı. Babamı göstersin bir tabi öpüşür. Ne yapıyorsun hayatım? Kahvaltı yapıyorum. Afiyet olsun canım. Şimdi lavaş arası kıymalı lavaş yapacağız. Lavaşın arasına kıymayı koyacağız. Burada da kıymamız bunda var. Görmüş kıymayı oldum. Normal kavurduk. Yağ koymadık, yağsız. Üzerine baharatlarını sadece karabiber, pul biberini ilave ettik. Tuzunu koyduk. Tamam, yeterli oldu. Şimdi kabağını kapatacağız. Lavaşlarımız vardı. Buzluktan çıkarttık. Biz bunu anne bunları alalım. Kuruyacak yoksa. Bunu temiz sildim. Durum yap. Tamam. Bu şekilde birazcık ısıtıyoruz yeterli buzluktan çıktığı için. Şişecek istersen yeterli dur, artık. Dursun, açık tarafsız. Kuru olur bu sefer takır takır. Şimdi bunun arasına dur bir dakika. Ana maddesi yufka. Yufkayla güzel oluyor. Bizim elimizde şu an yufka olmadığı için kıyma, lavaş vardı. Lavaşı çıkarttık. Böyle yapıyoruz. İçerisine hazırlıyoruz. Üzerine limon da sıktık. Domates, soğanın. Biraz da zeytinyağı mı gezdirdiniz? Birazcık zeytinyağı gezdirdik, evet. Maydanozunu da koyduk. Çok daha güzel oluyor. İsteyen istediği kadar koyuyor. Bu da çok daha güzel lavaşı. O biraz kuruyor. Onu koyma, tamam mı? O baştakini. Tamam. Bu şekilde yaptık, tamam. Çok da lezzetli oldu. Şimdi çekinin birisi televizyona bakıyor. Biz orada içerideyken bu çirkin de burada televizyona bakıyor. Çirkin seni. Yine biz çok oynadık bugün. Şişemin ağzını açıyorum. Çilek. O ne ama? Çilek reçeli mi? Açamadım. Çilek reçelini yazdım böyle. Yaptım koyduydum. Şimdi kahvaltımıza. Kulağın kısmetine. Kısmetine. Ben de diyordum benim. Anneme reçel var mı yok yok deyip duruyordu, gördün mü? Şimdi kıskanmayın mı? Kızına koyuyor. Gerçekten bana. Reçel var mı diye soruyordum, yok diyordu. Bu köpükle arkadaşlar. Evet, üzerindeki köpük. Oo, reçelim de çok güzel olmuş annem. Menümüzde neler var başka anneciğim? Göstermek ister misin? Gösterse. Ben gösteriyorum. Burada yine annemin yapmış olduğu marmeleti var. Burada annemin kendi yapmış olduğu tulum peyniri. Bunu kendin yaptın değil mi? Kendim yaptım, evet. Burada zeytinimiz var. Burada turşumuz var. Bu turşu kavunla yapılmış bir turşu. Ayrıca içinde salatalık var. Balımız var. Bu sanırım patlıcan turşusu. Evet. İçinde biber var. Artık ne olduğunu tam olarak şu anda söyleyemiyorum. Çünkü yaparken yanında değildim. Çilek reçeli zaten gördünüz. Bu da dut reçeli. Burada da ezmemiz var. O kara dut reçeli mi? Kara dut. Bu şekilde göstereyim. Hayır, kendim. Teyzeye bahçeden topladıydım ya, kendim yaptım. Tamam. Bu da yine ezmem. Burada da Kapi'nin Ramazan şerbeti var, görmüş olduğunuz da gibi. Acılı dediğimiz. Tamam. Sosumuz var. O zaman bize var. Afiyet olsun. İlgini mi çekti o yaşı? İlgini mi çekti? Kendim yaptım. Annemin yaptığı kara dut reçeli dik marifetlidir annem. Çilek reçeli bunu da kendisi yapmış. Ezmesi, annemin ezmesi meşhurdur. Bu arada annem bir yandan yiyor. Zeytin var. Zeytin var. Bu da, kendim bastım anneciğim. Nasıl yaptın? Sütü aldım. Sütü. Süt de yapılıyor ya. Ne kestirdim. Güzelce ne? Sütü pişerken kestirdim. Bir de ona salamuru yaptım yazın, kışında bu şekil tulum yaptım. Ellerine.